Soru sormak istiyorum. Bugün bizleri Bakırsevin en güzel tatları, Canan Safa, Ruha Gıda, Şehribal kitapları yazarı Elvan Bahar Göktepe eşlik edecekler. Efendim, Elvan Bahar Göktepe kimdir? Elvan Bahar Göktepe, yani ben, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dünyaya gelmiş, efendime söyleyeyim, Sındırgı'nın ilk kadın öğretmeni, babam da yine aynı eğitimci, eğitimci bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldim. O da Sevgi. Çocuklar, bugün hangi işi yaparsanız yapın, size tavsiyem sevgiyle ve aşkla yapın. Kenan Doğulu'nun bir şarkısı var ama ben Kenan Doğulu'nun şarkısını çok küçük yaşlarda fark etmiştim. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. İşte ben bugün eğer tuvaleti temizleyen bir kardeşiniz olsaydım, emin olun ki orada da fark yaratırdım. Yaptığınız işin mutlaka bir farkı olsun. Rekabet önemli ama rekabeti karşınızdaki arkadaşınızın canını yakarak yapıyorsanız bu size bir şey getirmez. Bu siyasette de böyledir. Öğretmenlikte de böyledir. Doktorlukta da böyledir. Ben daha iyi cerrah olacağım, ben daha iyi öğretmen olacağım derken arkadaşlarını inciterek geliyorsan hiçbir anlamı yok. Sadece size tavsiyem, bir yemek mi yapıyorsunuz? Farklı olsun. Tarhana çorbası mı yapıyorsun? İçine karabiber döküyorlarsa sen sumak dök. Bir farkın olsun. Hayat bir yolculuk. Olup olmaması önemli değil. Belki olacaksınız ve bitecek. Ama olana kadar o geçen süre sizin yaşam yolculuğunuz. O yüzden pişmanlık duyduğum, hani neden bunu yapmadım demedim olmadı. Çünkü yemek kitabı yazmak istedim, yazdım. Efendim söyleyeyim, siyasetçi olmak istedim, yazdım. Belli denedim. Her şeyi asıldım ve denedim. Hala da deniyorum. Bugün örnek vermek istiyorum. Betül Mardin, lütfen internette hayat hikayesini okuyun. Türkiye'nin ilk iletişimini Türkiye'ye, halkla iletişimi getiren hanımefendi. Bugün 90 yaşında, hala bastonuyla birlikte öğrencilerin karşısına çıkıp kendi hayat hikayesinden bahsediyor. Bizler artık yolun inişindeyiz. Sizler, gelecek olan nesil, bizim çocuklarımızla haşır neşir olacaksınız. O yüzden size çok ihtiyacımız var. Ne iş yapıyorsanız, hedefiniz neyse sakın vazgeçmeyin. Bana oho yapamazsın, edemezsin, öğretmenliği bıraktın, ne işin vardı senin yöneticilik. Ben 20 ilçenin sorunu bana geliyor. Her gün sorun dinliyorum ben. O kadar çok seviyorum ki. Bir kere çok seveceksiniz. Yaşlılara gidiyorum, eve götüresim geliyor alıp. Bir okula gidiyorum. Yani insan seviyorsanız, sizin mesleğinizde de çok önemli. İkram sektöründe çok önemlidir. Bakın hangi işi yaparsanız yapın, siz gülümseme satıyorsunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Dünyanın en güzel yemeğini de yapsanız, suratınız sirke satıyorsa, sizin yaptığınız işin hiçbir önemi yok. Suratı asık olacak. Hep yüzler gülecek. Tabii ki bunu da samimi kalbinizle yapacaksınız. Çünkü halka hitap ettiğiniz kesime samimi ekran da olsa geçiyor. Yaptığınız işler veya meslekler olmasaydı hangi mesleği okumak isterdim? Direkt siyasetçi olurdum ya. Derancığım, çok teşekkür ederim. Ramazan. Ne oldu tamam? Şey, aşçı.